Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Bu videoda size Almanya'dan aldığım kitapları göstermek istiyorum. Geçenlerde Almanya'dan döndüm, bu hafta sonu hatta. Ve birkaç tane kitap aldım. Bunları paylaşmamı ister misiniz diye sormuştum. Ve çoğunluk evet demiş. O yüzden şimdi size burada bunları göstermek istiyorum. O zaman başlayalım. Şuraya koyayım. İlk kitap. Liebe spendet Trost wie die Sonne nach dem Regen. Anekdotların yer aldığı. Olur ya, alıntılar falan böyle. O tarz bir kitap. Kelime öğrenmek için düşündüm bunu. Bir de çok fazla yazı olmadığı için okuması da kolay olur diye düşündüm. Burada da başlığında da şunu diyor. Liebe, aşk, sevgi. Spende Trost. Trost, teselli demek. Diyor ki sevgi yağmurdan sonraki güneş gibi teselli verir insana. Ya da insana değil yani, teselli verir diyor. Güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. Alıntıların yer aldığı. Güzel resimlerin olduğu küçük bir kitap. İkinci kitap ise 101 101 Spürnasen. Spüren, hissetmek, böyle duyumsamak demek. Nasen de burun demek. Yani hisseden burunlar gibi bir şey. Burada da her sayfada böyle köpek resimleri var. Ve sanırım köpek türlerini anlatıyor. Güzel olacağını düşündüm. Eğlenceli olacağını düşündüm. Belki birkaç yeni kelime de öğrenebilirim. Mesela böyle tek cümlelik yazılar var sayfalarda. Böyle olunca bakması yormuyor bilmediği kelimelere, bilinmeyen kelimelere. Diğer türlü tüm bir sayfada 3000 tane kelime olunca her birine teker teker bakmak gerçekten yorucu oluyor. Ama bunlar da eğlenceli olabilir diye düşündüm. O yüzden diğer bir kitap da bu. Şimdi gelelim daha çok okuma kitabı gibi olanlara. Die wilden Hühner auf Klassenfahrt. Die wilden Hühner, vahşi tavuklar, büyük ihtimalle kendi sınıflarının ismi gibi bir şey. Klassenfahrt da sınıf gezisi, sınıf yolculuğu. Burada bir tekneyle bir yolculuğa çıkıyorlar sınıfça. Çocuk kitabı gibi. Yine okuması kolay olur diye düşündüm. Hepsinin amacı aynı aslında. Daha fazla kelime öğrenmek, Almanca'ya daha fazla aşina olmak. İçi de böyle bunun. Hatta biraz okumaya başlamıştım bunu. Böyle bilmediğim kelimeleri falan yazdım. Bayağı faydalı oluyor bence. İlk dil öğrenirken ilk dikkat ettiğim şey dizi ve film izlemek. İkincisi de daha üst düzey olduğumda böyle kitaplar okumak ve bilmediğim kelimelere bakmak. Dördüncü kitap. Bis zum Abendrot. Bu Twilight serisi, Alacakaranlık serisinin üçüncü kitabı sanırsam. Ya da dört mü? Üçüncü kitabı olduğunu düşünüyorum bunun. Tutulma yani. Biraz okudum böyle elimdeyken. Edward, Bella konuşmaları falan ve bayağı bir kısmını anladığımı fark ettim. Dedim daha önceden bildiğim bir kitabın Almancasını okumak güzel olabilir. Filmlerini falan da izlemiştim. Anlamayacağım kısımlar daha az olur diye düşündüm. O yüzden bunu aldım. Kitabın sayfaları falan da iyi yani. Böyle çok yıpranmış değil. Almanya'da çok fazla ikinci el satışı yapan yerler var. Bizdeki gibi aslında. Bizde de var sahaflar falan. Ama tabii ki daha ucuz. Mesela 2 euroya, 1 euroya, 3 euroya falan satılıyor kitaplar. Burayla karşılaştırdığımızda yine az çok aynı fiyata geliyor tabii ki. Hatta oradaki normal böyle ilk daha önce hiç okunmamış normal bir kitap almaya gittiğinizde kitapçıdan 10-15 eurodan başlıyor kitaplar. Ben böyle olduğunu hatırlamıyordum. Ben daha uygun fiyatlı diye hatırlıyordum kitapları. Değil ama yani bizdeki gibi. Hele çevirince daha pahalıya geliyor. Ama oradaki için 10 liraya geliyor. Bu da bir tartışma konusu. Beşinci kitap. Der kleine Hobbit. Tolkien. Tolkien. Tolkien'in kitaplarından tek okuduğum kitap şu ana kadar Hobbit. Yüzüklerin Efendisi serisi hala yukarıda duruyor. Zaman bulunca okuyacağım. Hepsinin bir arada olduğu kitabını almıştım çünkü. Neyse, sonuç olarak orada Hobbit'i gördüm ve bunu da almak istedim. Çünkü yine daha önce okuduğum bir kitap ve yani bildiğiniz günlük hayat seviyesinde bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çocuk kitabı falan da değil yani. Bunu okuyup anlarsam baya baya iyi bir şey olur. Bir de Hobbit çok eğlenceli bir hikayeydi. Kitabını okurken böyle resmen kendimi o maceranın içinde hissetmiştim. Hatırlıyorum neler hissettiğimi. 10. sınıfta okumuştum ya da 9'da okumuştum. Filmi de güzeldi. Umarım bunları kısa zaman içinde okuyabilirim. Ve son kitap Zeitreise 2. Zaman yolculuğu. Bunu 2 euroya gördüm. Kitapçıların dışında böyle kitap sepetleri gibi bir şeyler oluyor. Oraya eski kitapları ya da uygun fiyatlı kitapları koyuyorlar. Bunu orada gördüm.
İçinde Almanya'nın tarihini anlatıyor. Başından beri Zeitreise, zaman yolculuğu. Nereden başlıyor mesela? Industrialisierung und soziale Frage. Endüstrileşme ve sosyal sorunlar. Ha, ondan öncesi de var. Das Zeitalter der Aufklärung und bürgerlichen Revolutionen. Halk Revolution'ı. Bu şeyden başlamış mesela. Fransız Revolution. Ondan başlamış. Sonrasında Alman tarihine doğru geçmiş. Emperyalizm, Erster Weltkrieg, ilk Birinci Dünya Savaşı, yeni dünyanın oluşumu. Kitabın ilk başında kitabın nasıl okunacağını gösteriyor. So arbeitest du mit diesem Buch. Bu şekilde bu kitapla çalışabilirsin demiş. Nelerin nerede olduğunu falan göstermiş. Böyle başlıyor mesela. Halk ayaklanmasıyla başlıyor. Bildiğiniz ders kitabı gibi. Ben bunu görünce hep aklıma bu dil kitapları geldi. Yabancı dil kitapları oluyor ya. Onların şekli, onların açıklama formatı geldi aklıma. Politische Ideen der Aufklärung. Politik düşünceler. Der Vereinigten Staaten von Amerika. Amerika'nın Birleşmiş Eyaletleri. Der Kampf um die Unabhängigkeit. Unabhängigkeit, bağımsızlık, bağımsızlık savaşı. Böyle böyle ilerliyor. Bu da güzel bir kitap olabilir. Ama bunu ne zaman okurum bilmiyorum. Çünkü daha böyle ilgi isteyen ve zaman isteyen, bilmediğim şeyleri yazmam gereken bir kitap. Çocuk kitabı gibi kolay değil. Bir tık daha zor olabilir okuması. Yes, hepsi buradalar. Almanya'daki stajla ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum. Çok güzel geçti. Tahminimden çok daha iyiydi her şey. Çok fazla şey deneyimledim. Her şey benim için ilk seferdi. Ameliyatlara girdim. Onları da anlatacağım. Nasıl staj ayarlanabilir onları da anlatmayı düşünüyorum. Onunla ilgili bir video daha gelecek. Ama ilk başta açılışı tekrar kitaplarla yapmak istedim. O yüzden burada aldığım kitapları gösterdim size. Okuduğum kitaplar videosu da yapmayı düşünüyorum. Çok fazla kitap okudum son 3 ayda. Ne zaman olmuş? Şuradan bakayım. En son Haziran'da okuduğum kitaplar videosu yapmıştım. Temmuz ve Ağustos var. Yani bayağı bir oldu. Bir dakika, en son Mayıs'ta okuduğum kitaplar yapmıştım. Wow, 3 ay olmuş neredeyse. Bayağı bir kitap okudum. Evet, bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.